Yeniçer TV ekranına hoş geldiniz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasını Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı Sayın Cem Toker'e sormak istiyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Cem Toker. Hoş bulduk, iyi günler, selamlar. Selamlar efendim. Sayın Toker, Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasını soracağım ama bugün 17 Ağustos 1999 depreminin 24. yıl dönümü. Bu depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz ve elbette 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz vatandaşlarımızla birlikte. Sizce 17 Ağustos depreminden ders aldık mı? Hayır, almadık. Almak da bizim genlerimize aykırı. Genlerimiz izin vermiyor. Burası kader, mukadderat, fıtrat diyen insanların ülkesi. Öyle insanların yönettiği ülke. Türk milleti de öyle insanları yönetime seçiyor. Ders almış olsaydık 99 depreminden sonra 6 Şubat'ta böylesine bir yıkım yaşar mıydık? Yaşamamamız lazımdı. Bizden farklı zihniyette olan ülkelerde böyle depremler oluyor, bu kadar büyük, güçlü. Ama hasar ve can kaybı bizimki kadar büyük olmuyor. Biz maalesef böyle unutkan bir milletiz. Bir de bir başka yönümüz daha var, o da değişmiyor. 99 depreminden önce de vardı bu. Son depremden önce de var. Bir sonraki depremden önce de aynı şeyleri hayatta kalabilirsek söyleyeceğiz. Türkiye'de hep söylerim bunu. Yönetenle, yani siyasetçiyle yönetilen arasında, vatandaş arasında çok ahlaksız bir anlaşma var. Vatandaş diyor ki siyasetçiye, sen benim böyle ruhsatsız, imarsız, derme çatma binama imar ver, tapu ver, hazine arazisini oraya buraya yapayım. Ben de senin götürdüklerini görmezden geleyim, oyumu vereyim. Yani büyük şehirlerimizin yapılaşmasına, rezalete bakarsanız bunu görürsünüz. İşte Avrupa'da, bir gelişmiş ülkede, gelişmiş bir toplumda duymayacağınız imar affı denilen saçmalık Türkiye'de müjde diye verilir ve oy toplanır bu şeyle. Bunun da örneklerini canlı yaşadık. Onun için böyle şeylerden ders almamız, işte ne yapalım, kader, kısmet, mukadderat diye geçiştirilir. Ben kendi yaşadığım apartmandan biliyorum. 6 Şubat'ta işte kıyamet koptu. Hemen tutuştular İstanbul'da apartman sakinleri. Aman toplanalım. Bina güçlü mü bakalım, yoksa güçlendirelim, işte İTÜ'ye mi gidelim, belediyeye mi gidelim, kentsel dönüşüm, bir hafta 10 gün konuşuldu. Sonra yavaş yavaş WhatsApp grupları falan kuruldu, sen fiyat al, sen bununla yazış falan. Organize oldunuz. Orada bitti, çıt yok. Bir sonraki depreme kadar. Onun için yani böyle bu kafada, bu maalesef zihniyetle yönetilen ülkelerde işte 10 bin, kaç kişi öldüğünü bile bilmiyoruz ha. Kaç bina yıkıldı, kaç şey oldu, ne sorgulayan oldu, ne bir şey. Yani böyle bir ülke, böyle bir toplum, hak ettiğimiz gibi yaşıyoruz hocam. Siyasete dönelim. Ekrem İmamoğlu önceki gün bir açıklama yaptı. İstanbul İttifakı'nı kuracağım dedi. İstanbul'u alan Türkiye'yi alır dedi. İstanbul'la mühürlüyüm dedi. Ama soru cevap kısmında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayıyım, adayı değilim, yani adayıyım demedi dedi. Böyle bir cümlesi var. Ya biz anlamadık. Yani bu cümleye de takıldığımda anlaşıldığı üzere, ya Ekrem İmamoğlu İBB'ye aday mı değil mi? Siz anlayabildiniz mi şu an aramızdaki görüntüde yaptığı açıklamadan bir şey? Anlayabildiğim kadarıyla İmamoğlu da mensup olduğu partinin geleceğinin önünü görebiliyor, ne kendi siyasi kariyerinin önünü görebiliyor. Ama konuşmuş olmak için her iki hem nalına hem mıhına vuruyor. Yani konuşmasının bazı cümlelerine bakıyorsunuz, lan bu adam CHP'de değişim falan istiyor, kadrom var, madrom var.
Ben bu partinin yönetimine, genel başkanlığına talibim anlamı çıkıyor. Öte yandan tabii o konuda önünü tam göremediği için işte kongreler, şunlar bunlar devam ederken öte yandan ne derler, dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan da olmayayım diye İBB adaylığına yönelik gibi yorumlanacak cümleler de ediyor. Bence henüz net yolunu çizmemiş. Tabii çizmesine de imkan yok. O zaman bu açıklamayı niye yaptı? Niye kameraların karşısına geçti, insanların karşısına geçti? İki mesaj da veriyor. İşte isteyen istediği yorumlasın bir. İkincisi gündemde kalsın. Yani her türlü yorumlanabilir. CHP yönetimine de mesaj veriyor olabilir. Ama daha çok belirsizlik var. Yani siz bu konuda daha çok program yaparsınız. Eğer kaybedeceğini görürse Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı, HDP aday çıkarırsa İYİ Parti aday çıkaracağını falan söylüyor. Yani İstanbul bazında konuşuyorum, bir 2019'daki gibi bir ittifak olmazsa İmamoğlu'nun kazanması olası gibi görünmüyor bana. Erdoğan bırakmaz İstanbul'u. Erdoğan aynı çukura iki kere düşmez siyasette bence. Devletin bütün kaynaklarını, imkanlarını kullanır. Siz o gün, o açıklamanın yapıldığı gündü galiba, bir ironik bir yorum yazdınız Twitter'da. Dediniz ki İstanbul'u nasıl olsa tekrar alam. O ekrana getirebilir miyiz o tweet'i arkadaşlar? Dediniz ki İstanbul'u nasıl olsa tekrar alamazsın. Hatta Muharrem'e yaptığımı yapar, seçimde miş gibi desteklerim. Seçimi kaybedince hem genel başkanlık hem de 2028 Cumhurbaşkanlığı hayallerin de söner. Muharrem'den nasıl kurtulduysam senden de öyle kurtulmuş olurum. Ben genel başkanım, rekabeti sevmem. Sizce Ekrem İmamoğlu'nu Muharrem İnce gibi bir final mi bekliyor? O da olasılıklar dahilinde. Yani Kemal Kılıçdaroğlu inatla o koltukta oturmaya devam ederse, hani ben geliyorum, ben Kemal geliyorum diyen adam hala ben gidiyorum, ben Kemal gidiyorum diyemiyor. Bunca şeye rağmen, yenilgiye ve eleştiriye rağmen. Dolayısıyla tabii CHP'nin iç işlerini bilmiyorum ama mesela bir duyum aldım. En azından İstanbul için. İstanbul'daki o ilçe kongrelerinde seçilen delegeler falan CHP'deki politbüronun dediğimiz o kaşarlaşmış, kemikleşmiş yöneticilerin istediği şekilde gerçekleşiyor seçimler diyorlar. Böyle bir seçim devam ederse Kemal Kılıçdaroğlu şey yapabilir, koltuğu koruyabilir. Yani ben Muharrem İnce'nin öyle harcandığına inanıyorum, yani CHP'den gönderildiğine. Bunun örnekleri var Emre Bey. Ben Amerika'da yaşıyordum ama yine de siyaseti uzaktan takip ediyordum. DSP'nin, Ecevit'in çok başarılı bir ilçe belediye başkanı vardı. Adını bir türlü hatırlayamıyorum adamın ama Bayrampaşa Belediye Başkanı mıydı neydi? Herkes de diyordu ki ya bu adam çok başarılı, Ecevit'e kafa tutabilir, DSP'de öne çıkıyor falan derken bu adamı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapıp şey yaptılar. Yani siyasi kariyerini Ecevit bitirdi. İşte Muharrem İnce'de de aynı benzeri bir senaryoyu gördük. Belki ama 30'a Ekrem İmamoğlu düşer mi düşmez mi bilmiyorum. Şimdi Özgür Özel'le sanki bir dayanışma içinde bir program, plan içinde gibi görünüyor. Onu da şeye benzetiyorum biraz. 2002 öncesi Abdullah Gül Erdoğan'ın Refah Partisi'ne kafa tutup oradan ayrılmaları gibi. Şimdi o ikisi birlikte bu mücadeleyi CHP'de verecekler mi, vermeyecekler mi? Bir başka büyük İmamoğlu için handikap da bir siyaset yasağı. Erdoğan yargıyı kullanarak, adaleti demiyorum, hukuku demiyorum, yargıyı kullanarak nasıl Cumhurbaşkanlığı yarışında en çekindiği aday İmamoğlu'nu kulvar dışına attıysa, ittiyse, İstanbul'a da bence en az Cumhurbaşkanlığı seçimi kadar önem veren Erdoğan'ın
Yargı konusunu gündemde tutarak İmamoğlu'nu bu seçimde 2024 Mart'taki seçimde İmamoğlu'nu tedirgin ederek onun adaylığı konusunda soru işaretleri yerleştirmeye çalışabilir kafasında. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Ahlatlı Pel'de bir toplantı yapmışlardı. Hatta çıkış görüntüleri de var. Onu da getirelim ekrana arkadaşlar. Ekrem İmamoğlu için Kılıçdaroğlu benim oğlum gibidir demişti. Ama sonrasında da git İBB'yi al tekrardan, ondan sonra işte kurultayda istersen aday ol mesajı basına yansıdı. Sizce bu durumda Ekrem İmamoğlu kendisine nasıl bir yol çizer? Parti mi kurar yoksa başka partiden mi aday olur? Ya da hatırlarsanız 2019 seçimlerinde Kırklareli, Kırıkkale değil, hep karıştırılıyor. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu bir şey oldu orada. Seçimden önce CHP'den ayrıldı. Bağımsız tek olarak seçime girdi ve kazandı. Gerçi daha sonrasında CHP'ye tekrar katıldı ama o seçime bağımsız girmişti. Acaba Ekrem İmamoğlu da böyle bir yol seçer mi kendisine? Çünkü İstanbul İttifakı'nı kuracağım diyor. Belki parti içinde veya İYİ Parti'de işte HDP ile görüşme konusunda çekinceler veya tartışmalar olabilir. Siz ne düşünürsünüz? İmamoğlu'nun da kafası karışık çünkü önünü net göremiyor. Dediğim gibi bu 2024'teki İstanbul seçimi 2019'a benzemeyecek. Dolayısıyla bir de İmamoğlu tabii ya bu siyasetçilerin egoları çok yüksek. Düşünsene 5 sene önce bir ilçe belediye başkanıyken İstanbul'da 5 sene sonra 4 sene sonra Cumhurbaşkanlığında Erdoğan'ı alaşağı edebilecek en güçlü aday konumuna gelmiş. Bu da tabii egoları pompalıyor insanların. Dolayısıyla yani Kılıçdaroğlu CHP daha çok bilinmeyen var. Kılıçdaroğlu başında kalır mı kalmaz mı? İmamoğlu kazanacağını görmezse adaylığı kabul eder mi etmez mi belediye başkanlığını? O zaman ayrı bir parti kurmasının falan önemi var mı? Yani böyle genel başkandan hoşnut olmayıp ayrılıp da parti kuranların zaten Türkiye'nin hikayesi o siyasette. Kurulan her parti Yaşar Nuri'den tutun Emine Ülker Tarhan'ından Abdüllatif Şener'ine kadar sağdan soldan bir tane Musul konsolosu vardı. O da CHP'den ayrıldı, kendi kendine parti kurdu falan. Yani İmamoğlu'nun tabii ismi biraz daha farklı ama ne derece başarılı olabilir ve Muharrem İnce'nin partisinin halini gördük seçimlerde. O yola da gireceğini zannetmem ama siyasetçilerin egoları onların objektif düşünmelerinin önüne geçiyor bazen. Bilmiyorum neler yapar. Peki Kemal Kılıçdaroğlu bu yerel seçimde nasıl bir aday belirleme sürecine girer sizce? Çünkü önceki seçimlerde bir televizyon kanalında bir hanımefendiyle konuşurken hani şu orayı kazanacağız, buraya kazanacağız, o da gülmüştü. Sonra hakikaten de kazanılmıştı oralar. Gerçi oralarda bir ittifak da vardı. Bu seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun performansını siz nasıl öngörüyorsunuz? Özellikle de büyük şehirlerde. Şuna dayanarak öngörüyorum. Ben bazen Twitter'da bir kere ben şuna inanıyorum. Ben AKP'ye muhalif bir isimsem Kemal Kılıçdaroğlu'nun ana muhalefetin başında kalmasına da karşı çıkmalıyım. Ondan evvel o koltuğu terk edip gitmeli Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu AKP'ye muhalifsem, Türkiye'nin iyiliği için düşündüğüme inanıyorsam Kılıçdaroğlu'nun gitmesi lazım. Şimdi ben bu tür eleştirel şeyleri yazdığım zaman alta sosyal medyada CHP'lilerden gelen yorumlara baktığım kadarıyla ben Kılıçdaroğlu o koltuktayken benden de oy yok diyorlar. Ben bir paylaşım yaptım belki duydunuz. Kılıçdaroğlu yerel seçim döneminde o koltukta oturuyorsa İstanbul'dan beni aday göstersin, ben kendime oy vermem. Çünkü onun göstereceği adayın kazanması Kılıçdaroğlu'na başarı hanesi yazar. Onun hanesine yazar. Bu ne demektir? Kılıçdaroğlu 2028'e kadar o koltukta demek. Bu da Erdoğan'ın kulağına müzik gibi geliyor. Kılıçdaroğlu kalsın diyor zaten ana muhalefetin başında.
Bu ne demektir? 2028'de bir seçim yenilgisi daha demektir. Erdoğan'la AKP ile devam demektir. Onun için ben Kılıçdaroğlu'nun bir an evvel gitmesini istiyorum. Yani bence Kılıçdaroğlu siyasette uzatmaları oynuyor. Yerel seçimden sonra da partisini bari kendi düştüğü konuma düşürmesin diye öneriyorum. Pek çok CHP'li de sana ne diyor? Sen CHP'li misin? CHP'nin iç işine niye karışıyorsun? Karışırım kardeşim, çünkü iki turlu seçim olan bir sistemde ana muhalefet liderinin kim olduğu, ana muhalefetin performansı bütün muhalifleri ilgilendirir. İlla CHP'li muhalifleri değil. İyi Partili de, LDP'li de, diğer muhalefette olan partinin üyelerini de ilgilendirir. Çünkü kapımıza kadar geliyordu oy yalvarırken iyiydi de. Şimdi mi partinin iç işine sen ne karışıyorsun diyorlar. Onun için herhalde CHP'de de aklı başında insanlar vardır. Bakalım gereğini yaparlarsa yaparlar. Yapmazlarsa yerel seçimde çantada keklik gördükleri yerleri bile kazanmaları garanti değil. Ya ben Eskişehir'i sorguluyorum, sorgulamaya başlıyorum. İzmir'i sorgulamaya başlıyorum. Bakalım ne olacak, ama Kılıçdaroğlu bunları görüyor mu yoksa hırslan göremiyor mu koltuğunu koruma açısından, onu zaman gösterecek. Çok teşekkür ederiz bu değerli yorumlarınızı bizlerle, Yeni Çağ TV izleyicileriyle paylaştığınız için Sayın Cem Toker. Rica ederim hocam. İyi yayınlar, iyi günler dilerim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağ olun, var olun. Sevgili seyircilerimiz, sizlere teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.